Arkadaşlar, Food Team buraya gelsin. Food Team'den bir arkadaş şu karşıma geçebilir mi? Bu adama sınırsız malzeme verin. İstediği kadar et, istediği kadar patates, istediği kadar un, istediği kadar tuz. Şefim gerek yok. Ben yok abi, biz hizmet sektöründeyiz. Tamam. Bu et yet sadece sana. İstediğin kadar malzeme. Et, süt, tava, tencere, her şey. Bir görelim diyorsun Mehmet. Bir göreyim. Yeter. Hani ne yapıyorsun? Püre mi yapacaksın? Başarılar. Başlayacaksın, soyacaksın değil mi? Okey. Okey. Patatesler lekeli seviyorsun galiba Paris Meş'te. Yok şey. Alacağım lekelerini. Evet. Ne dedi Somer Şef? Biraz daha dikkatli çalış, temiz çalış dedi. Somer Şef ne dedi etle alakalı? Eti biraz beklettim, ben en son pişireceğim eti. Zeytinyağı ve tuzla marine ettim. Somer Şef eti tarif ederken ne dedi? Orta pişmiş. Başka? Dedi, pişirin dedim, mantolama yöntemiyle. Sen mantolama dedi. Tekniğini biliyor musun? Nasıl biliyorum yaptın? Evet, izledim daha önce şefim. İkinci misin gene bugün? Hayır şef, bugün birinciyim. Gözünüzü seveyim yapacağım gerçekten. Hani yapacağım. Seviyorsun abi? Yok yok yani. Bonfileyi sev. Al bonfileyi sev. Bugün beni geçireceksin. Ben sana iyi bakacağım. Sen de bana iyi bak. Başka? Ben seni marine edeceğim şimdi. Sen motivasyonunu yükseltiyorsun. Yumuşacık bir et oluyorsun. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Sağ ol. Bu kafayla gidersen bayağı bir sen. Tek bir mi servis edeceksin eti? Eti ikiye mi keseceksin? Ne yapacaksın? İkiye kestim ben. Keseceksin değil mi? Hı hı. Sen İngiltere'den geliyorsun değil mi? Evet şef. Bunu yapamazsan? Bunu yapamazsam? Hayır, bunu yapamazsan gerçekten yani bir şey yapma burada bence. Hani İngiltere'de çalışıp da bu steak işini, püre işini çözemediysen geçmiş olsun. Kaç kişi var yukarıda? 3 kişi şef. Bak bakayım. 3 kişi. Biliyoruz. Merak etmeyin şef. 16 kişilik bir ekip kuruyoruz. Haberin var mı? Var haberim şef. Bu nasıl oluyor? Yakından ilgileniyorum. Gidiyoruz. Merak etmeyin. Sen kal. Foto finişle kalıyorsun. Söyleyeyim mi yani? Tamam şef. Sen diyordun ki bize buraya geldiğinde. Evet. Hep dedin ki ben dostlarıma yemek yapmayı severim. Evet. Doğru mu? Evet. Her hafta evimde yemek veririm. Evet veririm. Güzel bir şey bu. Evet. Mesela ben senden açık söyle, tıkanmaların sebebi ne? Adaptasyon süreci oluyor. Bu adaptasyon sürecine kaç geçemedim. Kaç mesela bu? Yani kendi şirketime girdiğimde bile bir ayda ancak kendime geldim. Ama burada hemen geleceğime inanıyorum. Burası iş yeri değil. Aynen. Niye burası değil? Bak burada gördüğün şu insanların hepsi buradaki 16'ya girmeye çalışıyor. Aynen, ben de girmeye çalışıyorum. İnşallah da gireceğim. Eminim kendimden. Hı? Mantarlar yıkanmaz, soyulur. Evet Emel, hiç finale çıkmadın. Evet. Bugün, bugün o gün mü? Bugün evet, aynen inşallah. Ben sordum diye mi evet diyorsun yoksa yok, var mı? Yok şefim, dün akşam izledim, tam da denk geldi videonun üzerine. Eti yaptın mı? İzlediğinde et var mıydı? Keşke olsaydı. Ha? Hayır, izlediğin masterclasslarda et masterclass var mıydı? Et vardı, izledim. Mantolamayı falan gördüm. Evet, kenarlarını falan böyle. Hadi bakalım. Somer şefim, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar etinizi ince kesmeyin, tek parça et istiyoruz. Anladın mı? İnce dilim dilim yapmayın yani. Bonfileyi dikine kesmek hakkında düşünceleriniz nelerdir? Dikine? Dikine, boydan. Yani her zaman için kasa, sonuçta et bir kas. Yani hep düşünmemiz gereken bu. Yani bir kası yani, ters kesersen... Sinirlerin tersine gitmemiz aksine, gerekiyor. Aksine, sinirlere yani. Aksine, etin, evet. Etin olduğu da kasa doğru gitmen gerekiyor. Kası yani bölmememiz kas şuysa, lazım değil mi? Kas şuysa şöyle şöyle keser. Evet, kası bölmememiz lazım. Tabii, çünkü o zaman kendini kasıyor. Sonuçta evet, evet. Bütün aslında yaptığımız yani etin mantığı şu. Bir kasa nasıl davranırsan, anladın mı? Yani donmuş kası çıkarıp da kesersen sert olur. O yüzden önceden çıkartılır.
oda ısısına getirilir. Oda ısısına. Sonra aşırı ısı verdikten sonra dinlendirmezsen sert kalır. Yani yaptığımızın hepsi aslında kas mantığı. Master kendi kolundaki kası düşün. Onu nasıl sertleştirirsin, nasıl yumuşatırsın? Birebir aynı şey. Sonra tuz koymak mesela. Onu sonradan koymak tuz lazım. Tuz koymak yani siz de düşünün mesela eğer şey yaparsanız spordan sonra mesela çok tuzlu şeyler içilmez. Çünkü kaslarınız sertleşir. Aynı mantık. Tuzu hep sonradan koyuyorsun. Suyunu attırıyor. Bir sorum daha var. Şu arkadaşım çoktan bonfileler dilimledi. Hangisi ben mi? Çoğunuz dilimlediniz. Yine de orta pişmişi yakalarlarsa herhalde bir şansları vardır diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Ama daha zor olacak tabii ki onlar için. Yani ne gerek var? Ne yani bu kadar işin içinde ne gerek var? Masterclass'ı öğreneceğiz değil mi şef? Tabii ki. Çok güzel masterclass'lar hazırladık bu çok sene. Çok heyecanlıyız. Sizin üçünüz geleceğiniz için size söylüyorum. Gelemeyenler acayip şeyler. Çok keyifli acayip masterclass'lar geliyor bu sene. Ay Yüce, unla mı bağlayacaksın tereyağıyla mı? Tereyağı. Ayrıca garnitürünü hazırla soğusun çıksın arada. Nasıl gidiyor Esra? Seyretmiş miydin bu masterclass'ı? Evet şefim izledim. Mehmet şefim verdiği evet, güzel evet. Değil mi? Ben bile bir sürü şey ya öğrendim. Okul gibi dedim ya ben okuluna falan gitmedim ama o master şefleri klasları buraya çok izliyorum. Buraya gelirsen gerek yok. Evet şefim. Sürekli peki, onları izliyorum. Peki kestin? Dikine mi kestin? Kasın hayır. Olduğu kısmına kestin mi şeyine mi? Böyle dikten kestim şefim. Marineledim onları. Hadi bakalım. Erken marinasyon çok önemli. Niye herkes unuttu heyecandan? Bence herkesin şeyin püresini bir kere kevgirden geçirmesi lazım. Rondodan çektikten sonra. Başka türlü olmaz o. Bu marinasyon mu? Biraz daha yağ ekleyeceğim. Ha? Marinasyon biraz değil daha, ki. Biraz daha ekleyeceğim. Ya marinasyon dediğin içinde kalması lazım ki geçsin. Sen nişastayla devam et. Sefa, hakikaten Sefa ne yapıyorsun? Sefa. Ne koydu oraya? Ne vardı onda? Unla su mu vardı? Ya tereyağıyla unu kavurup suyunu ekle. Beşamel mantığı gibi düşün. Evet. Görecek miyiz seni yukarıda yoksa... Siz sıkılmadınız mı benden? Ha? Ben çok sıkıldım seni finalde görmekten. Ben de artık yukarı çıkmak istiyorum. Ya git şey. Ya gel yani. Yok çıkacağım yukarıya. Vallahi hep seni mi seyredeceğiz? Biraz arayı soğutalım şey sonra yine buluşalım. Ay et kokusu mu geldi bana? Et sularından herhalde, et kokusu geldi. Foto finişler açılmış şef. Ha? Foto finişler sen de mi? Bir gireceğim mi burun farkıyla şu altıya? Yok artık. Ya altılıya gireceğim ama burun farkıyla değil. Rahat gireceğim. Rahat diyorsun. Girmem lazım hadi şef. Hadi bakalım. Emir. Merhaba şef. Nasıl gidiyor? İyi şef, güzel gidiyor. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Valla senin performansın konusunda en rahat olan sensin ha. Bu bir özgüven mi yoksa? Sen nasıl ya? Çıkarız abi ya dur ya. Şef içimde farklıdır belki gösteremiyorum. Öyle şef. Mi? Aynen. Hadi aslında... göster ama artık. Tamamdır şef. Bir de yukarıdan sen valla çok keyifli oluyor. Tamamdır Serhat'la falan konuşmuyor musun arada? Ne yapıyorsunuz abi yukarıda? Efendim Emir konuşurum. Bana çok uzak kalıyor. Gözlerim o kadar kesmediği için ona çok şey yapamıyorum. Valla çok iyi oluyor. Ayrıca süzgeçe oturtur, haşlana dursun garnitürler. Buharda yapmayacak mısın? Tamam. Onu gerçi çıkar aradan. Patatesle de yapabilirdin değil mi? Çıkar aradan onu. Sedat. Buyurun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Patateslerim açtım. Etin nerede? Burada. Onu marineledim güzel. Marineledin de marine dediğim bir etin üzerine falan gelir. Sen altına yağ koymuşsun etin. Hepsini birleştirdim. Şey olmasın şey yaptım diye. Böyle. Hepsini alt üstüne hepsini birleştirdim. Kesmeden marineledin değil mi daha? Enteresan. Bana mı dediniz şef? Ya öyle genel. Hayat diyorum enteresan. Rezan. Buyur şefim. Nasıl gidiyor? Süper. Biz biliyor musun etin pişirilmez? Evet. Bekliğini şeyini. Hadi güzel bir et bekliyoruz senden. Tabii şefim.